bir önceki videomuzun sonunda Kuzey İç Savaşı kazanmıştı. Ne yazık ki bu Abraham Lincoln'ın suikast sonucu öldürülmesinden 2 ay sonra gerçekleşmişti. Artık Kuzey baskın taraf olmuş ve Güney'i işgal etmişti. Yeniden yapılanma olarak adlandırılan döneme giriyoruz. Yeniden yapılanma aslında bir şekilde birbiriyle ilintili olan iki kavramı anlatır. İki kavramı işaret eder. Bunlardan biri savaş sonrası yeniden yapılanmadır. Şüphesiz her iki tarafta da büyük hasarlar vardı ve bunların giderilmesi gerekiyordu. Bu birinci anlamdaki yeniden yapılanmadır. Fakat asıl yeniden yapılanma güneye yansımıştır ve güneyde bir çeşit reform hareketi meydana gelmiştir. Buna da yeniden yapılanma denir. Bir önceki videoda yaptığım gibi birçok detayı atlayabilirim. Hatta bazı ana konuları bile es geçebilirim. Ama merak etmeyin, ileride bu konulara teker teker döneceğiz. Kuzey'in güneyi işgali, güneyde demokrasiyi yayması, kendi siyasetçilerini ve kanun yapıcılarını göreve getirmesi haricinde yeniden yapılanma döneminde 3 büyük olay gerçekleşti. Bunlar Birleşik Devletler tarafından onaylanan ve yeniden yapılanma değişiklikleri olarak bilinen 13. 14. ve 15. Anayasa maddelerinin kabulüydü. Bunlar zaman zaman 13. 14. 15. değişiklik olarak da adlandırılabilir. 13. 14. 15. madde olarak da adlandırılabilir. 13. madde 1865'te karşımıza çıkmış ve köleliği sonlandırmıştı. Abraham Lincoln'ın asıl söylevlerinde belirttiği ve 1865'te resmen yaşanan özgürlük bildirgesinden bahsetmiştik. 1868'de de 14. madde ile Birleşik Devletler topraklarında doğan herkesin ki özgürleştirilmiş köleler de buna dahildi, Birleşik Devletler vatandaşı olacağının yasalaşmasıydı. Bir bakıma köleler artık tamamen özgürleştirilmiş ve vatandaşlık hakkı tanınmıştı. Ve 1870'te 15. madde ile tüm özgür erkeklere seçme ve seçilme hakkı tanındı. Şüphesiz artık tüm erkekler özgürdü ve seçme hakları vardı. Özellikle erkekler diye belirtiyorum çünkü henüz kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmamıştı. 14. madde aynı zamanda yargı sürecinde eski kölelerin usulen güvencelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiş olup en azından kanunen herkesle aynı düzeyde olduklarını ortaya koymuştur. Fakat biliyoruz ki fiiliyatta bu böyle gerçekleşmedi. İleride bu konuyla ilgili daha detaylı konuşacağız. Büyük ihtimalle sadece bu konuyla ilgili bir video bile yapabilirim. Zamanı 1877'ye ilerletelim şimdi. Yeniden yapılanma dönemiyle Güney'in işgali resmen sona ermiştir. Güney'in işgalinin sona ermesiyle bölgeye demokrasi gelmiş ve bir grup insana iktidar fırsatı doğmuştur. Ve demokratik yollardan bir grup insan iktidara gelmiştir. Bu noktada cumhuriyetçiler esasen kuzeyde kölelik karşıtı olan eyaletlerde Abraham Lincoln de örneğin bir cumhuriyetçiydi. Demokratlar da güneyde iktidara geldi diyebiliriz kabaca. Zamanla farklı partilerin anlayışlarının nasıl değiştiğini tartışabiliriz. Fakat bu noktada kuzeyin işgalinin sona ermesinin hemen ardından seçimler esnasında aşırı itiraz edilen bir konu olsa da bir çeşit güç kullanımı olmuştur. Güneyde Jim Crow yasaları geçerli olmaya başlamıştır. Bu Afrika kökenli Amerikalılara karşı uygulanan ırk ayrımcı yasalardır, Jim Crow yasaları. Bu isim 1800'lerin başlarında yazılan bir parodiye dayanarak verilmiştir. Beyazların yüzlerini siyaha boyayarak aptal şeyler yapıp zencileri taklit ettiği parodideki bir karakter olan Jim Crow bu kanunlara, bu kurallara adını vermiştir ve siyahların söz konusu kötü özelliklere sahip olduğu fikrine dayanılarak Güneyliler tarafından uygulamaya konmuş kanunlar kurallardır bu kurallar. Sanırım tam adı Zıplayan Jim Crow'du. Jim Crow yasaları güneydeki beyazlar ve siyahlar arasında ayrımcılık yarattı. Fikren eşit oldukları söz konusu olsa da gerçekte siyahlara yapılan uygulamalar, ayrı durmaları için verilen yerler ve benzeri diğer uygulamalar çok aşağılayıcıydı. Beyazlarla aynı yerden su içemezler, aynı banyoyu kullanamazlar. Tiyatro veya sinemalarda hatta otobüslerde aynı alanda oturamazlardı. Ve bu olaylar sivil haklar hareketleri ortaya çıkana kadar yani 1960'lara kadar maalesef devam etti. Tüm bunlar olurken bir taraftan da savaş sonrası, iç savaş sonrası ekonomide hızlı bir büyüme göze çarpıyordu. Muazzam demir yolu ağlarının inşası, buhar makineleri vesaire, büyük çapta yenileşmelerin olduğu birçok devir olmuştu. Ama tüm bu olanlar da sanki bir balon gibi büyüyordu. Ve 1873'te dünya çapındaki birçok hükümet altın ve gümüş standartlarını benimsemekten vazgeçip doğrudan altın standartını benimsemeye karar verdiler. Eğer bir ülke gümüş standartını ya da altın ve gümüş standartlarını benimsemeyi terk ederse ne olur? Birincisi o ülkenin para birimi devalüe edilmiş olur yani değer kaybetmiş olur. Tekrar benimserse bu senin para biriminin devalüasyonunda sarih olumsuzluklar yaratır. Bu konu hakkında tekrar konuşuruz. Gümüş standardını benimsemekten vazgeçip saf altın standardını benimseyen ülkelerin başını Almanya çekmekteydi. Amerika'da 1873 madeni para sistemine uyum sağlamak için onu takip etme kararı aldı. Bu büyük bir paniğe sebep oldu. Daha sonra bu paniğe 1873 paniği dendi. Bu gümüş madencilerine ve gümüş madencileriyle bağlantılı olanlara büyük zarar verdi. Ama sanırım daha da önemlisi para arzını daralttı. Şimdi tüm o ekonomik terimlere gömülmeyeceğiz. Para arzını daralttığınız zaman faiz oranları artar. Basitçe budur. Ve bu da süre gelen demir yolu inşaları ve diğer sektörlerdeki hızlı büyüme ile meydana gelen balonu bir anda patlatıverir. Birleşik Devletler'de 1873'te madeni para basımı ve balonun patlamasıyla başlayıp 1879'a kadar sürecek olan depresyon süreci hakim olmaya başlamıştı. Birleşik Devletler bu depresyondan çıktıktan sonra 1879'da muazzam hızlı bir toparlanmayla tarihindeki en hızlı ekonomik büyümeyi yaşadı. Bu dönemde Avrupa'dan 10 milyonlarca göçmen ülkeye akın etti. 1890'da Birleşik Devletler sermaye bazında artık dünyanın en zengin ülkesi konumundaydı. Bu gerçekten inanılmazdı. Çünkü sadece 100 yıl önce burası Büyük Britanya'nın bir kolonisiydi. Britanya İmparatorluğu'nun küçük bir parçasıydı. Avrupalı güçler kendilerine muhatap dahi görmüyorlardı bu kolonileri. Ama şimdi dünyanın en zengin ülkesi olmuştu. Şimdi zamanı 1898'e ilerletelim. Artık Amerika Birleşik Devletleri bir imparatorluğa dönüşmeye başlıyordu. Bu tarihe kadar Birleşik Devletler diğer ülkeleri ya da milletleri kontrol etme hevesi olmayan bir ülke olarak görülüyordu. 1898'de Küba halen İspanyol kolonisiydi ve Kübalılar İspanyollara karşı birçok isyan girişiminde bulunmuşlardı. Birleşik Devletler Kübalıların bu vaziyetlerini kendilerine yakın buluyordu. Bir Avrupa gücüne karşı başkaldırmaya çalışan başka bir yeni dünya ülkesi olarak görüyorlardı Kübalıları. Ve İspanyollar da kendi tebaalarına karşı sıkı önlemler alırken ciddi anlamda sert ve acımasız oldukları için bu konuda ün salmışlardı. 1898 yılında İspanyollara karşı süre gelen bir isyan esnasında Birleşik Devletler ülkesinin menfaatlerini korumak için Havana limanına birkaç savaş gemisi yolladı. Bir ülkenin sınırlarına Amerika'nın menfaatlerini korumak ve herhangi bir saldırgan davranışın olmasını engellemek için kuvvet göndermesi size Meksika-Amerika savaşlarını anımsatabilir. Havana limanında bulunan Amerikan savaş gemilerinden biri olan Maine havaya uçuyor ve batıyor. İşte bu o anın fotoğraflarından biri. Bu aradan itibariyle fotoğrafların tarih sayfalarına girmeye başlaması keyif verici bir durum. Hoş, 1800'lerin ortalarında da fotoğraf vardı. Abraham Lincoln'un fotoğrafı mesela. Maine batıyor ve İspanya'ya savaş açma taraftarı kişiler İspanyolların gemiyi havaya uçurduklarını iddia ediyor. Bu olay hala tüm esrarıyla çözümlenememekle birlikte bazıları bunun rastgele bir patlama olduğunu, bazıları Birleşik Devletler'in savaşa girebilmek için bir entrikası olduğunu, başka bazıları da Amerikan filosunun Havana limanındaki varlığından hayli huzursuz olan İspanyolların bunu yaptığını dile getirir. Bu olayın akabininde Amerikan halkı ve hükümeti de sinirleniyor ve İspanya'ya karşı çok kısa sürecek olan bir savaş deklare ediliyor. Çok kolay bir zafer kazanılıyor. Bu savaşın en büyük sonucu artık Birleşik Devletler'in bir imparatorluk halini alması ve başka ülkelerin kontrolünü ele geçirmeye başlamasıdır. Geçici de olsa Küba'nın kontrolünü ele geçiriyor ve hatta galip geldiği için tam buradaki Guam'ın kontrolü de Amerika Birleşik Devletleri'ne geçiyor ki hala da günümüzde buranın kontrolü ABD'dedir. Filipinlerin yönetimi de İspanyollardan Amerikalılara geçiyor ve 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da devam ediyor. Hatta Porto Rico'da Birleşik Devletler'in kontrolüne giriyor ki burası resmi bir eyalet olmasa da hala Birleşik Devletler toprağıdır. Bu noktada artık Birleşik Devletler bir imparatorluk haline almıştır. Zamanı 1914'e ilerletelim. Avrupa'da savaş çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı hakkında birçok videomuz var biliyorsunuz. Savaş Avrupa'da çıkıyor ama asıl birbirine düşen bu dönemde en güçlü iki büyük kuvvet olan Britanya İmparatorluğu ve Almanya. Birleşik Devletler savaşa dahil olmamak ve tarafsız kalmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şüphesiz Amerikan halkının büyük bir bölümü İngiliz soyundan ve İngilizce konuşulan ülkelerden geldiği için Büyük Britanya'ya karşı bir sempati söz konusu. Fakat tarafsız kalmak istiyorlar. Almanlar bir şekilde İngilizlere abluka altına almıştı. İngilizleri enselerinden yakalamışlardı. Peki neden Almanlar İngilizleri ablukaya almak istediler? Çünkü Büyük Britanya bir ada devleti olduğu için eğer adayı ablukaya alıp bastırabilirlerse savaşı gerçekten kazanabilirlerdi. Fakat maalesef Alman deniz kuvvetleri yeterince güçlü değildi. 1917'ye yaklaştıkça aslında 1915, 16 ve 17'lerde Almanlar giderek umutlarını kaybetmeye başlamışlar ve de denizaltılarını yani U-botlarını Atlantik denizine göndermişlerdi. Buna U-botlar da denebilir ya da U-botlar da denebilir İngiliz Amerikalıların dediği gibi. Şöyle düşündüler şayet Büyük Britanya'yı kuşatma altına alamıyorsak en azından İngiltere ile ticaret yapmaya çalışan gemileri taciz ederek hatta havaya uçurarak bir korku yaratıp kuşatmaya eşdeğer bir şeyler gerçekleştirebiliriz. İlk başta ufak birkaç harekette bulundular. Savaş devam ettikçe umutsuzlukları daha da arttı ve sivil gemilere, yolcu gemilerine de saldırmaya başladılar. U-Botlar umursamaz bir şekilde gemileri torpillemeye başlamış ve bunun sonucunda Amerikan gemilerinde can kayıpları meydana gelmişti. Birleşik Devletler bu olaylara daha fazla tahammül edemedi ve 1917'de savaşa dahil oldu. Bu esnada Almanya Birleşik Devletleri pek de ciddiye almadı fakat ciddiye almaları gerektiğini sonradan öğreneceklerdi. 1918'e ilerleyelim. İngiltere iyi durumdaydı fakat Birleşik Devletler kesinlikle savaşın ana güçlerinden biri olmuştu. Savaşa katıldıktan sonra işleri tamamen yoluna koymuş ve büyük bir kuvvet teşkil eder olmuştu. Bu şekilde 1918'de savaş sona erdi. Bu savaş sonunda kaybeden tarafta yer alan bazı ülkeler tarihten silindiler. Örneğin Avusturya-Macaristan diye bir ülke artık var olmuyordu. Osmanlı İmparatorluğu da artık bir imparatorluk formunda değildi. Hatta e, tamamen Birinci Dünya Savaşı sonrasında çökmüştü ve onun yerine daha sonradan bugün içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. İleride göreceğimiz üzere galip gelenlerin Almanya'dan da büyük tazminat talepleri oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına sebep olabilecek kadar büyük miktarlar. Şimdi bu konudan bahsetmeyeceğim. Bu noktada 1920'de gerçekleşen diğer bir olay da 18 ve 19. maddelerin kongrede kabul edilmesiydi. 18. madde içki yasağı kanunuydu. Birleşik Devletler'de alkol birdenbire yasa dışı olmuştu. Bu olayın ironisi ise alkol kaçakçıları ve yasa dışı alkolün çerçevesinde gelişen suç mahalleleriyle dolu olan tüm o sinema filmleridir. 19. madde daha az tartışılır nitelikteydi nihayet kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı. Kadınların seçme hakkına karşı duran düşünce ise eğer sadece erkekler ülkeler için savaşıyorsa o zaman sadece onların oy kullanma ve asker olma haklarının olması gerektiğiydi. Fakat Birinci Dünya Savaşı'nda tüm dünyada o kadar çok erkek savaşa gitti ki kadınlar yerel düzeyde boşlukları doldurmak zorunda kaldılar ve gerçekte savaşmak için gerekli olan birçok şeyin üretildiği fabrikalarda çalışarak savaşın büyük bir bölümünde yer almış oldular. Büyük ihtimalle bu olaylar dünya çapında kadınlara seçme hakkı verilmeye başlamasındaki unsurlardan biridir. 1920'lerde diğer bir savaş sonrası ani ekonomik büyüme gerçekleşti. Bu savaş sonrası oluşan ekonomi balonu 1929'a kadar şişmeye devam etti. Sonra büyük iflas yani borsanın çöküşü yaşandı ve bu sürecin devamında da büyük buhran dönemi başladı. Bu büyük ve küresel bir buhrandı ve Birleşik Devletler'in 2. Dünya Savaşı'na girdiği güne kadar devam etti.